sabahlar kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir bu sabah. Bizler de iyiyiz. Çok şükür Allah'a kalktık. Yatağımızı, yorganımızı topladık. Aşağıya indik. Çayımı demledim. Kahvaltımı hazırlıyorum. Ekmek alın diyoruz. Diyoruz. Kimse dinlemiyor. Şuradan bulaşık makinesi, dolu bulaşık makinesinden çıkaracağım. Ama önce basarı sileceğim. Bu arada Sena okundu. Onun anonsu veriliyor. Kahvaltılıkları da çıkarayım. Bunlarda peynir fazla kalmamış. Peynir doğrayayım. Bugün yine biraz hava şey, böyle sabah sıcağı, bir de böyle buradan tam tezgahın üzerinde güneş var şu an, siz de görüyorsunuz. Nasıl gözümü alıyor o güneş benim. Sabahları böyle kalkınca insan şey oluyor, bir müddet kendine gelemiyorsun. Hangisini istiyorsanız oğlum. İstersen pide al ya Alper. Pide al pide. Yakup'u da mı götürüyorsun? Evet. Elinden tut, bırakma sakın oğlum. Dikkat et. Ben de oğluşum ekmekten gelene kadar yumurtamı falan hemen hazır edeyim. Aytuğ kalkmadı. Aytuğ abi seslenirsenize çocuklar.
Buraları seçiyoruz çocuklar. Şu beyazın, Aytu şu beyazları hiç sevmiyor. Bunlar hayatta gelmeyecek ekmeğine. Hiç sevmiyor bunları. O yüzden bunları hep alıyorum. Dün Aytu'a, şey pardon Alper, anne sucuk doğramayı öğret bana dedi. Bayağı bir meraklı yani. Arada bir böyle mutfak işlerine merak sarıyor. Bir ara yumurta kırmayı öğrenmek istiyordu. Şimdi sucuk işte nasıl doğrayıp nasıl çarpacağım ben de böyle söyledim. Önce dedim onun sucuğu bu şekilde doğra. Gösterdim elini kesmeden doğrayabilmesi için yöntem gösterdim kendisine. Dedim her gün benimle doğra, ben doğrarken yani daha doğrusu hani gel benim yanımda, benim gözetimim altında her gün sucuğu sen doğra, bir doğra iki doğra öğrenirsin dedim. Neyse bugün şimdi bakkala gitti ekmek almaya. Bir yandan şunu da koyayım. Ay bismillah elimden düşüyordu. Yakup. Ha. Ne yapıyorsun oğlum sen? Nerede? Oyuncakları getirmişim buraya.
Gitmiyor mu oyuncaklar? Gitmiyor mu? Araba gitmiyor mu? Taş kağıt makas. Kokutmuş mu? Bitiyor diyor. Çok bilmiş. Çok bilmiş, bitiyor diyor. Alper Bey, nasılsınız bu sabah? Her zaman gibi. Şöyle bir dışarıya bakalım. Ay benim güzellerim nasıllarmış bu sabah. Bu arada size şöyle bizim karanfilimi göstereyim bakın. Ablaları karanfilim ne güzel açtı. Mis gibi de kokuyor. Vallahi şöyle bir koklayayım da. Oh! Ay çok güzel kokuyor ya. Mis gibi kokuyor Allah'ım. Bakın dördüncü tomurcuğumuz da yolda. Kokla bak, çok güzel kokuyor. Karanfilin kendini kokla. Yaprağını değil oğlum. Duydun mu? Çok güzel kokuyor. Ya. Harika bir görüntü. Böyle baktıkça bakasım geliyor. Ya burayı böyle rengarenk çiçeklerle şey yapmak istiyorum da karanfili çoğaltabilsem. Kokla annem, sen de kokla. Çok güzel kokuyor. Evet, bugün dışarısı nasıl? Park daha sakin. Kimse yok parkta. Thank you.
Merhabalar, selamlar. Nasılsınız? Biz iyiyiz çok şükür. Biraz önce aldığımız haberden dolayı çok daha iyiyiz, Allah'a şükürler olsun. Biz şu an arabada nereye gidiyoruz? Antakya'ya gitmiştik. Antakya'dan dönüş yolundayız şu anda. İskenderun'a gidiyoruz tekrar, evimize gidiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Aytu biraz ateşlenmişti, rahatsızlanmıştı. Bildiğiniz normal soğuk algınlığı yani. Ateşlendiği için de doktora götürmüştük ve doktor kalbinde üfleme olduğunu söylemişti. Bu verdiği ilaçlar bittikten sonra tekrar gelmemizi, soğuk algınlığı hastalığının bittikten sonra tekrardan gelmemizi istemişti. Biz bayramdan sonra tekrardan Aytu doktora götürdük. İlaçları bitti, iyileşti, doktora götürdük. Muayene etti ve yine üflemenin devam ettiğini söylemişti bize. Çocuk doktoruna götürmemizi istedi. Hastaneye, çocuk pediatriye götürdük. Oradaki doktor da aynı şeyi söyledi ve bizi Hatay Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne gönderdi. Çocuk kardiyolojisine. Şimdi biz bugün oraya gittik. Orada çocuğumuzu muayene ettirdik. Çok şükür Allah'a çok önemli bir problem yok. Bu üflemenin normal olduğunu söyledi. Herhangi bir problem olmadığını söyledi. Bu haberi de aldık ve rahatladık. O yüzden ben pek fazla video çekmedim öyle hastanede falan, Antakya'da biraz moralim bozuldu. Ama bu haberden sonra rahatladım çok şükür Allah'a. Normal. Yani şeye ben giremedim. Bir kişi alıyorlardı. Sadece Ali girdi muayene odasına. Bu yaşında duyulabilir. Yani bu tür üfleme duyulabilirmiş. Normalmiş. Herhangi bir problem yok dedi. Allah'a çok şükür olsun. Rahatladık. Ama ben de mıydı burası? Evet. Ha, şu an... Abi ne kadar yakın. Burası Amik Ovası. Ne kadar da yakından çekiyorsun. Yakınlaştırmadık. Ya, şu an biraz yakınlaştıralım. Çok güzel. Hem beyaz hem yeşil. Hmm. Tam futbol oynamalık. Uzaktan öyle görüyor oğlum. Ama yarı beyaz yarı yeşil. Ali, Antakya'ya biz ne için gelmiştik daha önce? Hatırlıyor musun? Ne için? Yüz felci geçireceğimizde. Yüz felci ne?
O ne? O da bir hastalık oğlum. Ben de geçirdim, babam da geçirdi. Evet. Nasıl oğlum sen? Sen geçirdin, ben geçirdim. Evet. Nasıl? O strese ne? Bağlı ya. Ben stres diyorum. Başka bir şey değil. O ne? Bu yüz felci. Nasıl bir şey? Yüzünde böyle felç oluyor. Nasıl tutmuyor işte. Yani yüzünü tutamıyor musun? Evet. Yüzün böyle akıyor. Hamur gibi akıyor. Göz tutmamıyorsun. Islık çalamıyorsun. Balon. Balon şişiremiyorsun, üfleyemiyorsun. Nefes alamıyorsun. Hayırlı işler. Ne kadar incir? Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ne kadar incir? 15 lira. 15. Bir kilo mu onlar? Onlar bir kiloluk mu? Tabağa mı 15? Bir kilolukmuş. İstiyor mu? Alalım mı? İn de bak güzellerinden varsa. Getirsin şunu şöyle bir şey. Getir hadi bize bir tane canım şöyle ilerinden. Neyi? Ne kadardı? Çarşıda falan istiyor. Aynı mı? Ney? Orada kıcı mı yazıyordu? Gıcı. Gıcı. İncir satılıyor. Kıcı. Dedik bu yıl hiç incir yemedik. Gıcı. Değil mi? Evet, evet. Gıcı. İncirlere bak. Ne var? Şey o. Neye giriyor? Ne oldu arkadaşlar? Tadına bakın abi. Beğenmezseniz yine incir bizim incirimiz. Ya güzel oldu. Tamam. Poşetleyelim. Şöyle. Hareket varsa. Teşekkürler, hayırlı işler. Teşekkür ederiz. Bakalım. Kilosu 15 TL. Güzel duruyor. Eve gidince dolaba koyalım. Buz gibi soğuk soğuk ne güzel. Hayır ya. Çok güzelmiş. Haydi git. İncirden olsa ondan aldık ya. Şu an kimse yok. Burada yollar her yer incir ha. Aslında köyde bir evet. Hani şurada mı incir var? Evet hepsi incir var. Evet, evet evet hep evet, buralarda evet. İncir satıyorlar. Ali Bey götürüyor incirleri. Evet, çok güzel. Şu an Gedik'teyiz. İncir yani, incir, incir yani. Çok lezzetli. Hmm. Hmm. Ay hemen canım, hemen. Hemen. Emrin olur. Buyur canım, buyur. Emrine amadeyiz. Az kaldı oğlum. Bir 10-15 dakikalık yolumuz kaldı. Karşıda da rüzgar gülleri var. Şöyle rüzgar güllerini de göstereyim size. Şu an hiçbiri dönmüyor. Artık diğerleri dönüyor da onlar görünmüyor. Arkadalar. Evet. Sağda bir tane dönüyor. Evet tane evet. Dönüyor. Onlar dönüyor.
erken ona geldik çok şükür. Ama eve gitmiyoruz. Karnımız acıktı. Yemek yemeye gidiyoruz. Aldo, Aytu, Alper orada kaldı. Hadi oğlum. Geldin mi? Ah, yavaş. O arabayı şehir içine geçirmek istemedi Ali. Oğlum yavaş. Vallahi dedim bu yol yorgunluğuyla hiç eve gidip de yemekle uğraşasım yok. Çocuklar da kutsurdular, dürüm yiyelim. Aslında Antakya'da mı yesek falan, oradayken hani orada yemek istiyorduk ama biz Antakya'nın içinde değildik. Yani dışındaydık. O yüzden hani dürüm yemeye diye daha Antakya'nın içine gideceksin. O da bayağı bir şey. Hani araba da abimin arabasını aldık sonuçta. Geri ona vereceğiz arabayı. Hadi dedik şey, biz gene bildiğimiz yerde İskenderun'da yiyelim. Şimdi kaça doğru gidiyoruz. Yemeğimizi falan yiyelim. Tamam anne. Tamam. Hadi kuzum, neredesin? Yandım, benim yandım. Ay bunlar da arabada var ya, onunla kavga ediyor. Karşıdan da güneş vurduğu için yüzüm yanmış, siz de fark ettiniz mi? Ay. Yakmış güneş, yüzümü yakmış bayağı bir. Ama şey olduk artık, belenden aşağı inince kulaklarımız tıkanıyor. Belen yüksek. Aylin yoruldun mu Aylin? Vallahi araba yolculuğu da olsa yani yürüyerek gitmiş gibi yoruluyor insan. Neyse, yüzüm bile çökmüş benim çünkü karnımız acıktı, yol yorgunluğu, sıcak bir yandan. Yemek yiyip şöyle bir eve girip de çay içince anca öyle kendime gelirim herhalde. Şeye giderken, Antakya'ya giderken Aytu ayakkabı giydiremedim. Yok dedi, tutturdu illa. Ben terlikle gideceğim. Giydiremedim, terlikle gitti valla. Bazen çocukların inadı tuttu mu söz geçiremiyorsun. Yakup, ne yiyeceksin sen? Ne yiyeceksin? Hadi yemek yiyeceğiz, emziğini bana ver. Ama yemek yiyeceğiz şimdi. Daha çıktı. Anne de bana çıktı. Evet, daha önce de gelmiştik sanki. Ben de öyle. Gelmiştik. Geliyor mu? Getir. Az koy ona. Bardağını koy yere. Bardağını yere koy oğlum. Koy masaya. Şu eski bardaklardan. Çok hoşuma gitti. Alsak mı?
soğuk tutuyor hani bu bardaklar, ayranı falan. Çay da güzel tutuyor, çay da sıcak tutuyor. Çay da tutuyor. Sıcak tutuyor değil mi? Askerdeyken benim metal bardakla içtiğim için. Askerde cam bardak yok, böyle metal bardak var. Ağzımıza dudağın yapışıyor ya sıcaklar. Çok güzel. Ben içmem. İçmem ben. Kuru kuru ye. Oh Yakup, götürüyor ne patatesleri. Kızım ayranını şöyle uzağa koy. Ne yapıyorsun anne? Hayır, ne yapıyorsun ya? Bir de bundan yarım tabak parça ekmek istedim, değil mi? Sadece ekmek. Sadece ekmek istedim. Doğru ekmek yerim, sen tabaktan koy. Ayran bardağın içine koy kızım. Ay, ya tamam, ayrı nerede işte o bak. Dur. Senin ki işte bu, senin. Kızım. Yakup ne yapıyorsun? Birer bardak çay içip kendimize gelelim. Bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Bizim için yorucu bir gün oldu ama sizler için farklı bir video olmuştur diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.